Söz konusu vatansa, bu milletin her bir ferdi, kadınıyla, erkeğiyle, yaşlısıyla, genciyle, askeriyle, hekimiyle bir kahramandır. Çanakkale zaferimizin de nice isimsiz kahramanları vardır. Mehmetçiğin yarasını saran eller. Onlar Osmanlı Sağlık Ordusu'nun neferleri. Onlar insanı yaşatmaya adanan ruhlar. Çanakkale dünya tarihini değiştirdi. Onlar bizim kaderimizi. Gah cephenin en önünde subay, gah cephe arkasında hekim, gah ateş çemberinin içinde sıhhiye. Yokluklar içinde tek varları vatan sevdasıydı. 9 ay süren muharebelerde cepheden 110 bin yaralı ve 71 bin hastayı hastanelere naklettiler. 9.950 yataklı 14 hastanede 73 bin hasta ve yaralıyı tedavi ettiler. Esir Anzaklar, vatana saldıran İngilizler bile tedavi edildi. Savaşın da bir ahlakı olduğunu bütün dünyaya bir kez daha öğrettiler. Sağlık ordusu dediğimiz hepsi 61 vatan evladı. Hasan Tahsin'in, Sütçü İmam'ın düşmana ilk kurşunu sıkmasından aylar önce direnişin ilk meşalesini yakan da onlardı. Kimi Anadolu'da, kimi İstanbul'da. İngiliz işgaline karşı ilk kez 14 Mart 1919'da Tıphane-i Amire'nin kuruluş yıldönümü olarak kutlanan Tıp Bayramı, tıbbiyelilerin vatanın kurtuluşu için başlattıkları mücadelenin yıl dönümüdür. Bu bayram vatan sevdasının adıdır. Bu bayram insanı yaşatma idealinin geldiği son noktadır. Sağlık ordumuz dün olduğu gibi bugün de her zaman her yerde daima milletimizin yanında. Çanakkale'de, Kutülamare'de, Yemen'de, Kanal'da, Kafkasya'da, Balkanlar'da, Anadolu'da. Şehit düşen sağlık ordumuzun tüm isimsiz kahramanlarına, tüm şehit ve gazilerimize daima minnet ve şükran var.